Anadolu Neolitik dediğimiz zaman günümüz yaşantısının temellerinin atıldığı, yeni bir yaşamın kurgulandığı, daha sonra kent, devlet, imparatorluk dönemlerinin hatta daha sonra endüstri devrimine kadar gelen sürecin başlangıcını, nasıl başladığını anlamamızı sağlayan bir olgu olarak görmemiz lazım. Anadolu'da Neolitik dönemin olmadığı bile düşünülmüştü. Ama ilk çay önünde gördük. Bütün bu yerleşmeler bize gösterdi ki Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye bölgesindeki çok bereketli ortam, verimli ortam insanları üretim yapmadan da yerleşik yaşama geçebilmesini sağlamış. Bunlardan bir tanesi Güney Levant, yani Filistin bölgesi. Lübnan, Filistin, İsrail. Orada daha farklı bir Neolitik yaşam geçiyor. Çünkü orada ekolojik bölgeler çok dar. Bir Orta Anadolu çekirdeği var. Orada daha eşitçil, daha homojen bir düzen gözüküyor. Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, hatta Batı İran'ın içine alan bir üçüncü çekirdek bölge daha var. Yabani tahılları da değerlendirmeye başlıyorlar. Ve böylelikle işte buğday, arpa, çavdar, mercimekgiller, baklagiller gibi besinler giderekten yaşama girmeye ve dönüşmeye başlıyor. Bu yaşam şekli bir zaman sonra yaşayacak M.Ö. 7500 yıllarında başka bölgelere dağılmaya, giderekten küresel bir modelin temellerini oluşturmaya başlıyor. Bu bazı bölgelerde göçlen, bazı bölgelerde bireysel hareketlilikle, bazı bölgelerde bilgi ve teknoloji alışverişi ama sonuç olarak da dünyaya yayılan modelin temeli buradan çıkıyor. Daha evvel sözünü ettiğim gibi bu aşağı yukarı M.Ö. 7500 yıllarında yahut günümüzden 9500 yıl evvel buradaki yaşam başka bölgelere de yayılmaya, aktarılmaya başlıyor. Bunu bir organize göç olarak düşünmemek lazım. Bir kol güneye iniyor Akdeniz kıyılarından. Deniz yolu zaten denizin çok yoğun kullanıldığını her zaman biliyoruz. Yani çok eski tarihten itibaren ama Kıbrıs, Girit üzerinden yayılan bir kol var. Bu Ege içine de giriyor. Ve hatta Güney Adriyatik'e, oradan Fransa, İspanya kıyılarına kadar giden denizsel bir yayılım var. Bu zayıf bir paket. Bir paket Anadolu kıyılarını takip ederek Ege'ye giriyor. Ege'de Teselli'ye, oradan Bulgaristan'ın içine veya bizim Trakya'ya gelen de o zaten kol. Üçüncü bir kol Orta Anadolu'dan geliyor. Göller bölgesine geliyor. Göller bölgesine ise kuzeye bir kol. Sakarya varsa İstanbul bölgesine geliyor. Bir kol ise Batı'ya, Menderes Havzası'ndan İzmir'e kadar gidiyor. Çok farklı Neolitik paketlerin yayıldığını görüyoruz. Hepsi besin üretimi yapıyorlar. Hepsi bir köye şansını getiriyorlar. Ama yerlerinde getir figürinler, kullandığı aletler, bir takım ayrıntılarda çok farkları var. Gittikleri bölgelerde farklı oluşumlar meydana geliyor. Yeni yeni oluşumlar. Burada dönüşümü görüyoruz. Burada yeni bir uyum sürecini görüyoruz. Trakya'daki Neolitik, Anadolu Neolitik'in belki taşrası. Onun bir aktarımının bir yan kolu. Ona göre ikincil bir Neolitik. Ama daha sonra daha batıya giden, İngiltere'ye kadar giden, İskandinavya'ya kadar giden modelin bir yerde çekirdeği oluyor. Şunu belki söylememde yarar var. Trakya'da kazdığımız zaman doğudan tanımadığımız hiçbir özellik yok. Ama bulduğumuz her şeye baktığımız zaman bir öge Güneydoğu Anadolu'yu gösteriyor. Bir tanesi de Filistin'i gösteriyor. Bir İç Anadolu'yu gösteriyor. Arkeolojik olarak da Trakya'da özellikle Kırklareli bölgesinde Isranca Masifi'nin Isranca Dağları'nın arasında geçiş yolunun olduğu bir bölge. Meriç Havzası, Arda'dan, Tunca'dan içeri gelen hatların olduğu bir yer. Onun için burada hareketliliği, sosyal kültürel hareketi izlememiz çok daha kolay. Buraya gelen topluluklar farklı bölgelerden gelmiş, burada yeniden bir bütünleşmiş, yeni bir kültür oluşturmuş. Ortaya çıkarttığımız bilgi toplumun her kesimine farkındalık yaratmak, düşünce sistemini zenginleştirmek, yaşamı anlayabilmesi için toplumla paylaşmaya çalışıyoruz, bir arayüz oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bizim temel görevlerimizden bir tanesi.